Evet, geldik masamızın başına. Şimdi olmazsa olmaz tabii. Bir evde mutfağımızda mis gibi kokular yükselirken sohbetler gerçekleşir ya böyle koltuklarda, masalarda. Biz de onu yapıyoruz. Şimdi bu bölümde polikistik over belirtilerini, hastalığını konuşacağız, tedavisini konuşacağız. Kan hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Murat Arslan bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Selda Hanım. Evet. Şimdi bugün tamamen bir konuk olarak karşımızda sevgili eşim. Çok da vurgu yapmıyorum bu konuyu ama yani artık yapmadan olmuyor. Evet. Ama tabii ki şu anda mesleğinin yani kimliğiyle karşımızda. Bugün kadınlarda, kadınların çoğunda görülen hastalık diye geçiyor polikistik over. Çok mu görülüyor? Aslında toplumda %5 ila 12 arasında diye saptanmış. Çok diyebiliriz yani oldukça sık. Bazı toplumlarda daha sık. Akdeniz ülkelerinde biraz daha fazla. Sebebini bilmiyoruz. Allah Allah. O yüzden hani gene de sık diyebiliriz. Bir de tabii ki yarattığı problemlerle başvurulan hekimlerin gördükleri oranlar değişebiliyor. Mesela infertiliteye sebep olduğu için infertiliteyle uğraşan, yani. Evet, kısırlığa sebep olduğu için kısırlıkla uğraşan doktorların karşısında daha yüksek bir yüzdeyle çıkıyor bu hastalar. Mesela biz bunu %20-30 hastalarımız polikistik overlidir. Ha, tabii siz tüp bebekle ilgilendiğiniz için evet. Otomatik olarak daha çok daha görebiliyorsunuz. Çok görüyoruz, İlla tabii. Mutlaka bir bakar mısınız? Ya, gerçi çıkıyordur karşınıza da yani polikistik over akla gelir mi kısırlık tedavisinde? Tabii gelir. Zaten biz bu hastaları hikayelerinden de çok kolay tanı koyuyoruz. Onlar hani tecrübeli bir hekim ilk hikayelerinde, görüşmelerinde, adet düzenlerini sorgularken görünümleri itibariyle bazen fiziksel yapıları itibariyle çok kolay tanı koyabiliyoruz. Evet. Peki nedir? Yani biz şimdi böyle konuştuk ama polikistik overin halk arasında bilinen başka bir adı var mı yoksa herkes onu böyle mi bilir? Polikistik over diye bilinir. Ya da ben hastalar bazen gelir, hocam ben polikistiyim der. Polikistiyim, hani overini evet. Şey yapmaz ama yani şimdi polikistik over sendromu kadında genellikle yumurtlama bozukluğuyla birlikte görülen hiperandrojenizm. Yani yumurtlama bozulduğu için aslında adet bozuluyor. Oradaki esas problem yumurtlama bozukluğudur. Kadınların normal adet döngüsü normal yumurtlamalarına bağlı olarak gerçekleşir belli bir periyot içerisinde. Dolayısıyla yumurtlama düzeni bozulduğu için kadının o kadınlarda adetleri de düzensizleşir, gecikir, bazen erken olur çok uzun süre görmedikten sonra gibi. Dolayısıyla bir adet düzensizliği var ama bu yumurtlama bozukluğuna bağlı. Bunun yanında hiperandrojenizm dediğimiz yani kadında göreceli olarak erkeklik hormonlarının arttığı bir tablo olur. Bu laboratuvar olarak olabilir. Yani ölçeriz bu hormon değerlerini. Bunlarda hafif yükseklik saptayabiliriz veya onlar normal gözükür. Ama klinik olarak onların bulguları vardır. Mesela işte yüzde sivilcelenme vücutta, kıllanmada artış, erkek tipi kıllanma gibi. O zaman belirtilerine geçtik aslında. Tabii, bakınca. Aslında. O zaman hem ekrana da getirmişken böyle tane tane gidebiliriz. Polikistik over sendromunun başlıca belirtilerinde adet düzensizliğini söylediniz az önce. Evet. Tüylenme yani erkeklik hormonu. Erkek tipi kıllanma erkek diyoruz tipi. Biz ona. Kilo artışı hepsinde olur mu? Hepsinde olmaz. Aslında çoğu %70 ila 80'i polikistik over sendromu kadınların kiloludur gerçekten. Ama çok zayıf olup polikistik over sendromuna sahip olan kadınlar da vardır. O yüzden bu fenotipik farklılığın sebebini de bilmiyoruz. Ama tamamında kilo artışı mevcut değildir. Ama çoğunda vardır. Evet, sivilcelenmeden bahsettiniz az önce. Çocuk sahibi olamama zaten ona daha da detaylı gireriz birazdan. İlla ki acaba kısırlığa sebep olur mu? Seste kalınlaşma. Tabii işte bu erkeklik hormonunun göreceli artışı. Biri de seste kalınlaşmadır ama bu daha ziyade ileri derecede olanlarda ortaya çıkar. Virilizasyon dediğimiz bir durumdur. Yani erkek tipine dönüşün en ileri safhalarından biridir seste kalınlaşma. Onları genellikle görmüyoruz ama olabilir mi? Olabilir tabii ki. Evet. Saç dökülmesi yine erkek tipi mi? Erkek yani tipi genellikle evet. Bu ikisi seste kalınlaşma ve ağır saç dökülmeleri işte virilizasyon dediğimiz durum olduğu için bunlar da mutlaka polikistik over sendromunu düşünürüz hemen aklımıza gelir ama daha da fazla androjen hormonlarını salgılayabilecek başka şeyler var mı? Onlara da iyi incelemek gerekir. Bu hastalarda daha çok dikkat etmek gerekir. Bir tümör olabilir mesela. Androjen salgılayan bir tümör ortaya çıkabilir.
O da vücutta biz polikistik over zannedersiniz ama bir yerden başka bir kaynaktan vücuda androjen hormonu çok yüksek seviyelerde geliyordur. O yüzden o hastalarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ciltte lekelenmeler, baş ağrısı, depresyon. Evet, şimdi ciltte lekelenmeler de daha ziyade aslında bu hastalığın temelinde biz insülin rezistansı olduğunu düşünüyoruz. Yani insüline karşı duyarlılığın vücuttaki hücrelerde azalma olduğunu düşünüyoruz. Bu ona sekonder genellikle ciltte lekelenmeler görürüz bazen. Bu onun da bir belirtisidir. Dolayısıyla evet, bazen görürüz, böyle koyu lekelenmeler görürüz bu kadınlarda. Evet. Depresyon, baş ağrısı aslında hani hep böyle gördüğümüz şeylermiş gibi geliyor ama. Çok yaygın olduğu için bunlara çok özel olarak söyleyemeyiz ama en altta da zaten insüline karşı direnç. Evet. Kadın çoğunda, kadınların hemen hemen %90'ından fazlasında insüline karşı bir direnç saptıyoruz. Evet. Peki belirtiler böyle ama kişiler size geldiği zaman nedenini saptamak mümkün mü bu hastalığın? Yani diyor ki size, der yani ben olsam, neden hocam, neden oldum, neden ben der şimdi belki. Şimdi işte az önce de söylediğim, aslında neden olarak en çok insülin rezistansının sebep olduğunu düşünüyoruz. Yani vücutta vücuda bir şeker alıyoruz, kanda emiliyor. Bu şekerin hücre içine geçebilmesi için insülin dediğimiz bir hormon gerekiyor. Bu da salgılanıyor gayet sağlıklı. Ama insülinin hücreye etki etmesi lazım ve şekeri içeri almasıyla bu şekilde gerçekleşiyor. Ama etki ettiği noktada bir problem var. Ya reseptöründe bir problem var, ya onun reseptör sonrası post reseptör aksiyonlarında problem var. Dolayısıyla şekeri içeri almasında problem var. Biz işte insülin iyi çalışamıyor demek, insülin rezistansı. İnsüline karşı bir direnci var vücudun, hücrelerin. Dolayısıyla en büyük sıklıkla bu olduğunu düşünüyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Acaba şimdi insülin rezistansı bütün bunlara sebep oluyor olabilir. Ama öte yandan bilmediğimiz bir sebeple vücutta androjen hormonları yükseliyorsa kadında, bu da insülin rezistansına sebep oluyor olabilir. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kesin olarak şundandır diyemiyoruz. O yüzden ama yarattığı problemlerle uğraşmak durumundayız. Yani hastaları. Çok genç yaşlarda da görülüyor değil mi hocam? Yani bu 18 olur, 19 olur, illa evlendiğinde. Hayır hayır, öyle bir durum yok. Yani ergenlikle birlikte başlayabilir. Çok erken. Ve hani bu hastaların sebebini bilmediğimiz bir şekilde yumurtlama problemlerinde ve dolayısıyla adet düzenlerinde problemle karşımıza gelebilir. Adet ergenlik döneminde, adet başladıktan sonra çoğu düzelir normal kadınlarda. Yani bazı, mesela normal bir kadında, normal bir genç kızda adetini görür genç kız, sonra her ay düzenli olabilir. Genellikle böyle olur. Ya da 3-4 ay düzensizlikler olabilir ama sonra düzene girer. Ama bu kızlarımızda maalesef düzene girmez olay. Tablo böyle devam edebilir. Oradan ilk defa bize başvurabilirler. Evet. Ve üstünde çok durmayıp belki de evlenene kadar bir hekime gitmiyor. Evlendikten sonra çocuğum olmuyor diye geldiğinde altından bu çıkıyor. Tabii bu da çıkabilir. Geç ya da erken teşhisin önemi var mı bu hastalıkta? Şimdi bu androjenin yarattığı durumlar, yani vücutta androjen fazlalığı, erkeklik hormonunun göreceli fazlalığının yarattığı durumlar, işte vücutta erkek tipi kıllanma gibi, bunlar durdurulabilir, tedaviyle yavaşlatılabilir ama geri döndürülemez. Yani bu değişim gerçekleştikten sonra artık ancak kozmetik yollarla bu değişiklikleri giderebilirsiniz. İşte epilasyon vesaire gibi. Dolayısıyla ne kadar erken müdahale edersek, bu seyri yavaşlatırsak, kozmetik anlamdaki problemleri daha az olacaktır. Evet, bir an önce. Mesela anneler de genç kızlarının bu döngülerini takip ederken biraz daha uyanıklar artık eskiye göre değil mi? Farkındalık var. Peki şey kısmına, kısırlığa sebep olma kısmına gelecek olursak, yani hepsinde değildir herhalde değil mi? Yani bebek sahibi olma engel mi? Şöyle, büyük bir kısmında diyelim sorun yaratır. Şimdi buradaki olay şu, normal fizyolojiye bakarsak kadın yumurtladıktan yaklaşık 14 gün sonra adet görür. Bu sabit bir rakamdır aşağı yukarı. Sabit bir gün, bir süredir, bir gün sayısıdır. Takribi olarak 14 olmaz da 13 olur, 12 olur. Ama bu, burada bir bağıntı vardır. Dolayısıyla kadının yumurtlamaları bozulduğu zaman, süresi kaydığı zaman adet zamanı da kayar. Ve bu kadınlarda yumurtlama bazen geç olur, bazen hiç olmaz. Tablonun ağırlığına bağlı olarak. Dolayısıyla normalde biz
Ayda bir kadın adet görüyorsa bu ne demek? Ayda bir de yumurtluyor demek. Normal bir kadında biz yılda 12 ila 13 kez yumurtlama bekleriz. Ama bu kadınlarda bu seyrelir. Tablonun ağırlığına göre hiç olmayabilir. Ama 13 iken işte yılda 1-2 kere sekebilir. İşte 2-3 her bir ay olur, bir ay olmaz, işte yılda 6 kere evet. yumurtlaması olabilir gibi. Yumurtlaması ne kadar seyrelirse gebe kalabilme şansı da o kadar azalır. Ama tabii ki yumurtlaması seyrek de olsa, o ay yani düzensiz de olsa attığı bir yumurtayı eğer normal bir cinsel ilişkide sperm bulup döllerse bunlar da hamile kalabilir. Yani polikistik over sendromlu olması kesinlikle hamile kalamazlar kendi başlarına anlamına gelmez. Evet. Şimdi tedavi seçeneklerine de geleceğiz ama biraz sorularımız gelmiş. Soruyu yanıtlayalım. TV4 Instagram adresine gönderebilirsiniz sorularınızı ama direkt mesajlara değil, program fotoğrafımızın altına. Haydi bakalım. İzleyicimiz diyor ki, bayağı uzunca bir soru. 6 santim uzunluğunda çikolata kistim var. 3 aylık kontrolle takip edilebileceği söylendi. Gebelik istiyoruz, olmuyor. SA 125 değerim. İlk yapıldığında 123.2, ikinci yapıldığında 115 çıktı. Bu kadar yüksek çıkması normal mi? Korkulacak bir şey var mı? Evet, şimdi çikolata kistleri farklı. Evet, bambaşka ama tabii sizi yakalamışken geldi soru. Hastamıza yardımcı olalım. Şimdi çikolata kistlerinde bir kere bu CA 125 yüksekliği önemli ama bu değerler çok yüksek değerler değil. Bu değerleri normal görüyoruz zaten. Normalin üzerinde olması, biz bunu 35-40 kabul ederiz, onun çikolata kisti olduğunu düşündürür. Yüzün üzeri biraz endişe ederiz ama hani şöyle söyleyeyim, bir çikolata kistinde biz neredeyse binlere yakın görürüz ki biz bunu genellikle daha kötü hani kanserlerde görürüz bu değerleri ama deriz ki ya kanser olmasın, ameliyat ederiz hastayı, hasta sadece çikolata kisti çıkar patolojik tanısı. Dolayısıyla yüzlü değerler çok büyük problem yaratacak değerler değil, endişe edilecek değerler değil. Evet. Sürekli takip edilmesine de gerek yok bu değerlerle. Onun çikolata kistinin olduğunu teyit ediyor. Ama onun dışında ne yapılabilir? Aylık kontroller, yani 6 santim oldukça da büyük. Hastada yarattığı soruna, çocuk isteyip istemediğine, tek taraflı mı çift taraflı mı, bütün bunlara bağlı olarak, hastanın AMH değerine bağlı olarak bazen ameliyat kararı bazen alabiliyoruz. Hastanın ağrısının olup olmamasına bağlı olarak. Çoğu zaman almıyoruz ama tabii ki bu onu muayene eden hekimin karar verebileceği bir şey. Buradan ancak bu kadar söyleyebiliriz. Zor sorular tabii şimdi. Bu çok uzun dinlemeniz gerekiyor değil mi? Öncesini, sonrasını. Dinlememiz lazım. Hastanın şikayeti önemli. Bir de tabii en önemlisi muayenesi. Muayene. Onları yapmamız lazım. Çok sorumuz var. Yurdanur Hanım özellikle ben de gördüm buradan. O kadar uzun şöyle bir paragraf sormuş ki o soruyu ben tabii hocamıza yönlendireceğim yayından sonra. Ama arkadaşlarım da kısaltabildiği kadar kısaltıyor soruları. Daha özet sorarsak çok güzel olacak. Polikistik over hastalarının beslenmesinde özellikle dikkat etmesi gereken durumlar var mı? Bazı bitki çaylarının iyi geldiğini duydum. Doğru mudur? Çok güzel soru. Dışarıdan takviyeler. Evet. Şimdi şöyle, bir polikistik over sendromlu kadınlarda biz kilo alımı tabloyu kötüleştiriyor. Yani hani bunlar hep kilolu mu diye sorduk ya en başta ve çoğu kilolu dedik. Çünkü kilo almak kendi başına polikistik over sendromu olsun ya da olmasın, İnsülin rezistansını arttıran bir şeydir. Glikoz metabolizmasını bozan bir durumdur. Ama bu hastalık kilo aldırmıyor mu? Yani kişi diyor ki ben aslında az diyorum ama polikistik over hastasıyım, o yüzden kilo alıyorum. İnsülin rezistansı olan her birey kilo almaya meyillidir. Ona göre beslenecek. Evet. Dolayısıyla biz bu hastalarda yani insülin rezistansı olan her birey kilo almaya meyilli. Kilo aldıkça da insülin rezistansı artar. Daha da kötü. Gene aynı kısır döngü. Burada bu kısır döngüyü kırmak için hastaların, kilolu olanların kilo vermesini istiyoruz. Ve tabii ki bunu da nasıl yapabilir? Beslenmelerine dikkat ederek yapabilirler. Ve spor ekleyerek hayatlarını yapabilirler. Bu beslenmelerinde de en önemli dikkat edecekleri şey karbonhidratı azaltmak. Yani bu çok önemli. Biraz daha ketojenik diyebileceğimiz, tam ketojenik olmasa da onun da belli kaideleri var. Tabii. Şimdi bu bir beslenme uzmanına danışırlarsa o süper olur zaten. Evet. Yani kendi başlarına değil ama kendi başlarına yapabilecekleri şey karbonhidratı azaltmak. Yani işte yani pasta, börek, yemeyecekler. Yemeyecekler. Yani şu an çok lezzetli olabilir nasıl ama. Nasıl kokular geliyor değil tadabilirler. Mi? Tadabilirler. Tadımlık. Evet. Maalesef işte her şeyin değil mi? Bu tedavide zaten tam onu soracaktım. Günlük hayatta nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Siz sorularınızı sonra durun o zaman, biz devam edelim. Polikistik over hastalarının, tamam biz tedaviyle devam edelim o zaman. Neler yapmak lazım?
Şimdi bir kere kendilerinin yapabilecekleri bunlar. Yani bir beslenmeye dikkat edecekler, kilolu olanlar mutlaka spor ekleyecekler. Buna zayıf olanlar da dahil spora, kilo almasa bile. Yani sadece kilo vermek amaçlı değil. Çünkü biliyoruz ki egzersiz insülinin duyarlılığını, insüline duyarlılığı arttırıyor vücutta. Yani insülin işini daha iyi yapabiliyor. Dolayısıyla bunlar mutlaka biraz egzersiz eklemeleri gerekiyor hayatlarına. Onun dışında tabii ki yarattığı sorun neyse, hani mesela bir adet düzensizliği vardır. Çocuk istemi olmasa bile bu bir kadın için çok büyük bir problem. Dolayısıyla bize başvurduklarında biz adet düzenleyici bazı ilaçlar veriyoruz. Adetlerini yumurtlamaları olmasa bile en azından düzenli görebiliyorlar. Bu önemli. Onun dışında şekerle ilgili insülin rezistansları varsa onunla ilgili ilaçlar veriyoruz. Bu da tek başına adetlerini düzeltebiliyor. Çünkü yumurtlamayı düzeltebiliyor. Bir de tabii en çok bizim hastalarda sık gördüğümüz, karşılaştığımız çocuk olmama problemiyle gelirlerse onunla ilgili bazı yumurtlama tedavileri verebiliyoruz. Bunların dışında bazen bazı hastalara sadece bunları veriyoruz. Gene mesela hasta diyor ki benim çocuğum olmuyor, adetlerim çok düzensiz. Çok da genç bir hasta. Diyoruz ki git işte kilo ver, kiloluysan işte beslenmene dikkat et. Adetlerin düzelmezse tekrar gel. Düzelirse biraz kendiniz deneyin. Hamile kalabilirsiniz ki kalacak büyük ihtimalle kalırsınız. O zaman bir sorun yok diyoruz. Ama hamile kalamazsanız, yani adetleriniz düzeldi, bütün bunları yaptınız, adetleriniz düzeldi ama hamile kalamadınız, o zaman tekrar gelin. Çünkü tek sebep gebe kalamamaya polikistik over sendromu değil. Birçok her şeyi normal gözüken hasta da hamile kalamayabiliyor. O zaman diğer faktörlere de bakmak gerekiyor. Artı gene hiçbir şey saptayamazsak gene tedavi modalitelerimiz var, onlara geçmek gerekiyor. Evet. Peki polikistik over sendromlu hasta geldiğinde hocam ben uğraşmak istemiyorum, işte zayıflamaydı, egzersizdi, tüp bebek yapalım dese mesela, tüp bebek polikistik over'e rağmen ya da herhangi bir engel teşkil eder mi? Bir çözüm müdür tüp bebek uygulaması? Bir çözümdür aslında ama tabii ki bu dediğiniz gibi hastaların sabrı ve tedavi yöntemleriyle alakalı. Bir de bazı hastalarda zaten tedavilerini almış olarak geliyor. Çünkü bu çok yaygın olduğu için hani bizden önceki basamaklarda tedaviler kullanılmış oluyor. Denemiş yumurtlama tedavileri denenmiş oluyor. Ya bunlar her yumurtlama tedavi, basit yumurtlama tedavisi de işe yarayacak anlamına gelmiyor. Şimdi basit yumurtlama tedavileriyle sonuç alamadığımız hastalarda tüp bebek tedavilerinde kullandığımız enjeksiyonla yumurtlama tedavilerine geçmek zorunda kalınabiliyor. Ama bunlardaki amaç bir ya da iki yumurta atmasını o ay kadının sağlamak istiyoruz. Ama bu ilaçlara geçtiğimiz zaman bazen kadın aşırı reaksiyon verebiliyor. Yani bu kadınların da böyle bir problemi var. Yani ilacı veriyorsunuz, çok az cevap verebilir. Yani başarısız olabilirsiniz. İlacı biraz arttığınızda istediğinizin çok üzerinde yanıt alabiliyorsunuz. Yani 3'ten 4'ten fazla yumurta gelişimi oluyor. Bu da çoğul gebelik riski yaratıyor. Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu dediğimiz bir durum var. Bununla ilgili sorun yaratabiliyor tedavide. Bunlardan kaçınmak için de tüp bebek yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bazen bu hastalara direkt tüp bebek önerebiliyoruz. Bazen de tedavi esnasında, basit yumurtlama tedavileri esnasında hasta aşırı cevap verirse onun tedavisini tüp bebeğe çeviriyoruz. Çünkü artık çok sayıda yumurta toplayabileceğimiz bir cevap veriyor hasta. O zaman diyoruz ki bakın böyle böyle sizin durumunuz riskli. İşte size normal bir ilişki yönteminde hamile kalma yöntemini şu ay itibariyle öneremeyiz. Ya da aşılama yapamayız. Çünkü çoğul gebelik riskiniz var. Yumurtalarınız aşırı uyarıldığı için bunlarla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden sizin bu kadar çok da fazla yumurtanız olduğu için çok az bir ilaçla gelin size tüp bebek yapalım diyebiliyoruz bazen. Evet. Sorularımız gelmiş çok. Onlarla devam edelim hocam. Hadi bakalım. Cümleyi de uzattım ben. Estağfurullah ne demek. Yani diyorum ki bazen bu programlar olmasa bu evde hiç bunları konuşmuyoruz. Yani ben bayağı mesleğinle ilgili bir sürü şey öğreniyorum. İyi de oluyor. Bir arkadaşım var. Evliler ve çocukları olmasını çok istiyorlar. Fakat nedendir bilmiyoruz, bir türlü olmuyor. Yani tüp bebekte denediler, bir yolunu bulamadılar. Burada ne gibi bir yol izlenebilir? Aydınlatma şansınız var mı? Çok şimdi, zor evet, bir soru gibi geldi bana. Şöyle yani tabii sebebi bilemiyoruz. Yani şu ana kadar bir sebep bulunamadıysa hani direkt o sebebe yönelik bir açıklama yapabilmek mümkün değil. Hani bir de biz değerlendirelim. Tüp bebek de denemişler evet, ama. Yani belki de
Tabii ki tedaviler arasında fark olabiliyor. Yaklaşım açısından fark olabiliyor. Gözden kaçanlar olabiliyor. Ya da her şey çok iyi yapılmış psikolojik olabiliyor. Psikolojik sebepler de oluyor mu hocam? Her şey yolunda. Yani bir etkisinin yumurta olduğunu düşünüyorum ama psikolojik sebeplerin, yani psikoloji tedavi sonucunu etkiler mi? Bunu ölçüp, ölçeklendirip aynı zamanda iki kontrol grubuyla kıyaslamak ve bir sonuca varmak çok zor. Yani her hastaların her şeyleri aynı olacak. Biri stresli olacak, tabii, diğeri olmayacak. Bunu da ölçeklendireceksiniz. Şimdi kime göre stres, neye göre stres, tabii, ve sonuçlara bakacaksınız. Bilimsel olarak bunu evet vardır ya da yoktur bunun bir etkisi diyebilmek çok zor. Ama kişisel görüşüm evet var. Ama tabii bu da gene bireysel. Yani. Evet, evet, çok kişisel. Soru da çok tabii o yüzden. Yani tek denilebilecek şey bir de hocamız değerlendirebilir olabilir burada. Evet, başka soru alalım mı yine? Alalım hocam size sorular. Kızım liseye gidiyor ve adet sancıları çok fazla oluyor. Acile gidip iğne vurduruyoruz. Polikistik over sendromu olabilir mi? Şimdi bu tablo pek polikistik over sendromu ile uyumlu değil. Biz bunu genellikle endometriozis dediğimiz hastalıkta görüyoruz. Ya da endometriozis olabilir ya da adenomiozis. Bunlar birbiriyle kardeş hastalıklar. Rahimin bir şekilde, şöyle anlatayım. Rahimin normalde iç dokusunda bulunan endometrium dediğimiz dokunun vücutta başka yerlerde olmasına verdiğimiz isim endometriozis hastalığıdır. Yakın bölgelerde olur. Yani rahimin kas tabakasında olursa buna adenomiyozis diyoruz. Ve bu gibi durumlarda adet sancıları çok olabiliyor. Tabii bunun tanısını koyabilmek de eğer çok belirgin bir çikolata kisti haline gelmemişse vesaire çok da kolay değil. Kolay olmayabiliyor. Bazen çok kolay. Hastadan hastaya değişiyor. Ama çok polikistik overle ilgili değil bu durum. Daha çok endometriozla ilgili gibi duruyor. Evet. O gözle bakmak lazım. Ona göre tedavi vermek lazım. Evet. Sorularla devam edelim değil mi? Hazır böyle vaktimiz var. Bir soru daha alabiliriz o zaman. Süt hormonu olan prolaktinin çok yüksek olması anne olmaya engel mi? Evet, engel. Yani engel olabilir. Şimdi prolaktin hormonu yükseldiği zaman kadında yumurtlamayı bozuyor. Yani kadının yumurtlama değil. Biz zaten neden yükselir ki bu mesela? Beyinde hipofiz dediğimiz bir bölge var. Oradan salgılanır. Bazen bunların mikroadenom ya da makroadenom dediğimiz tümörler olur. Mikro daha küçük olanları, 1 santimin altındaki, makro dediklerimizde 1 santimin üstündeki iyi huylu tümörler tümörel yapı haline gelir. Yani o hücreler daha çoğalmıştır bunu salgılayan. Onlar salgısı da dolayısıyla miktarları da arttığı için vücutlarda bu olmadan da prolaktin hormonu yüksek çıkabilir. Yani normal bir yapıdaki hipofiz de prolaktini fazla salgılıyor olabilir. Sonuçta prolaktinin vücutta yüksek olması yumurtlamayı bozabilir. Fakat şöyle de bir durum var. Her prolaktin yüksekliği de mutlaka sorun anlamına gelmiyor. Çünkü bazen prolaktin yüksek olur ama bunun aktif formu dediğimiz vücutta inaktive edilmemiş aktif formunun miktarı önemlidir. Çünkü her hormon vücutta aslında belli proteinlerle bağlanarak inaktif hale getirilir. Serbest halde olanlar aktif formlarıdır. Dolayısıyla daha düşük hormon seviyeleri olup aktif formu daha yüksek olanlar, yani bakarsınız prolaktin normal ama o kadında da sorun yaratıyor olabilir prolaktin. Çünkü onun serbest formu daha yüksek olabilir normale göre. Dolayısıyla biraz karışık olmakla birlikte genel olarak söyleyebileceğimiz bu soruya cevap evet, yumurtlamayı bozarak anne olmalarına engel olabilir. Evet. Peki son bir soru daha alalım. Vaktimizi de dolduruyoruz burada. Gelsin sorumuz. Miyomlar sadece ameliyatla mı alınır? Şimdi miyomların tedavisi evet farklı. Yani çeşitli yolları var ama yani ameliyat olarak farklı yolları var. Evet. Medikal anlamdaki yani tedaviler... Miyiz? Başka bir tedavisi yok mudur diyor. Evet, şimdi ameliyat dışındaki yollar. İlaç tedavisi. İlaç tedavisiyle miyomları küçültebiliriz. Ama yok edemeyiz. Bir. İkincisi, yani küçüldüğü zaman yarattığı sorun azalabilir ya da yarattığı sorun ortadan kalkabilir küçüldüğü için. Fakat ilacı bıraktığınız anda tekrar çok hızlı bir şekilde o miyom eski boyutuna geri döner. Yani kalıcı bir çözüm kalıcı değil. Kalıcı bir çözüm değil. Çünkü biz o kadını o ilaçla menopoz dönemine sokuyoruz. Yani miyomu beslenmesini sağlayacak o hormonlardan arındırmış oluyoruz. Ama bunu ne kadar yapabiliriz? Çok uzun süre yapamayız. Sadece zaten menopoza girecek bir kadında
Bu süreyi öne almak amacıyla bazen yaparız. Yani yaşı varsa hastanın. Yaşı var mesela, hasta diyelim ki 49 yaşında, adetleri zaten düzensiz ama menopozda değil. Miyomu var, sorun yaratıyor. Ameliyat olmasına engel bir kalp hastalığı var. Biz deriz ki tamam, ameliyat yapmayalım ama miyomun yarattığı sorunu gidermek için de bu ilacı verelim. Sen nasıl olsa adet menopoza gireceksin. Biz bunu ilaçla seni o döneme kadar taşıyalım. Sonra ilacı da keseceğiz menopoza girdiği için kadın. Ve sorun çözülmüş olacak. Bunu hastalarda kullanıyoruz. Onun dışında genç hastalarda böyle bir şey yok. Bazen bir de miyomların damarları embolize edilebilir radyolojik olarak. Önermiyoruz. Çünkü gerçekten hani çok büyük miyomlarda yapılıyor ama çok efektif derecede küçültmediğini düşünüyorum ve hastalarda ağrı yaratabiliyor. Ağrısız miyomları ağrılı bir dönem şeye sokabiliyor. Dolayısıyla bizim için, kadın doğum hekimleri için cerrahi dışında çok bir şey yok ama her miyomu da ameliyat etmiyoruz. O da ayrı bir konu. Muayene yine şart kalıyor burada. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Süremiz bu kadardı burada. Bizim için de çok bilgilendirdiğiniz, sorularımız gelmeye devam ediyor. Demek ki işte bu ülkemizde gizemini korumaya devam eden bir branş olduğu için çok soru işareti var bu konuyla ilgili. Sayenizde aydınlandık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.